Nasıl gidiyor hayat İspanya'da, Madrid'de? Futbol ve futbolun dışında. Dışarıdan nasıl görünüyorsa içeriden de öyle. Bu arada yani tam bu konuşmuşken ben herkese çok teşekkür ediyorum. Yani dışarıdan İspanya'ya gelen, sürekli beni destekleyen, bana dua eden. Çünkü o kadar çok insanın desteğini ve iyi niyetini görüyorum ki. Kendi işini gücünü bırakan, imkanı olan herkes, her durumda, her şekilde çalışan insanın gelip bana İspanya'da destek vermesi beni çok mutlu ediyor. O yüzden insanımızın bu güzel davranışı için çok teşekkür ederim. Onun dışında İspanya'da çok keyifli bir hayat var. Futbola konsantre olduğum, ailemin sürekli sıkça ziyaret ettiği, kendime zaman ayırdığım, istediklerimi yapabildiğim, şu manada futbol anlamında sahaya yansıtabildiğim bir futbol ortamım var. Güveni de kazandım zamanla. İster istemez bir futbolcu güvenli olunca yeteneklerini daha da iyi sahaya yansıtıyor. Bununla beraber iyi futbol, iyi mücadelenin karşısında sonu hep başarı oldu. Oyunculuk da yetmez tabii bunun için. Yani o böylesine bir kulüpte var olmak için yani oyunculuk yetmez. Bu tabii uyum sorunu da yaşamadım çok şükür, evet, yani. Evet, öyle bir sıkıntım da olmadı. Ama beni gerçekten çok iyi misafirler ağırladılar ilk günlerde. Kendimi çok iyi hissettim. Biliyorsun hocam, beni az çok tanıyorsunuz yani. Biraz ruhumla yaşarım ben. Hissiyat önemli benim için. O zaman bir duyguları hissedince ben de elimden geleni vermeye çalıştım. Zaten hani benim ilk röportajımdan Güntekin abi, çünkü böyle şeyleri iyi bildiği için hafızası kuvvetlidir. İlk gün gittiğimde de aynı şeyi söyledim. Ben dedim buraya geliyorum. Ben her maç iyi oynayamam. Size iyi oynamanın sözünü vermiyorum ama her maç söz veriyorum, çok iyi mücadele edeceğim. Ve bugüne kadar da bu sözü tuttuğumu düşünüyorum. O yüzden çok mutlu ve huzurluyum. Huzurlu ve vicdanım rahat geçiyor günlerim. Hafta içinde bir röportajım vardı. Bir kısmına baktım. Atletico'da çok mutluyum. Evet. Hatta burada bile bırakabilirim. Ya şöyle bir şey oldu aslında. Hani insanlar diyor ki hani daha önce işte Türkiye'de dönüp kendi Galatasaray'da bırakabilirdin diyorsun. Şimdi bir sene sonra böyle bir şey diyorsun. Futbolla ilgili hep şunu söyledim. İnsanların fikirleri günlük, bir hafta sonra değişebilir. Çünkü bu bizim işimiz. Namus meselesi, ailemizle verdiğimiz ciddi bir sorun değil. İşte insanların fikirleri değişebilir. Sadece bu konum, bu geldiğim durumdan sonra genç kardeşlerime iyi örnek olabildiğimi düşünüyorum. Çünkü sokakta işte kardeşlerimizin anneleriyle karşılaşıyorum, babalarla karşılaşıyorum. Herkesin tepkileri çok güzel. İşte oğullarımıza çok iyi örnek oluyorsun. Senin gibi olmak istiyorlar. Senin gibi Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Sadece futbol dalında değil, diğer spor dallarında da iyi bir örnek olabileceğimi düşünüyorum. Genç kardeşlerimiz için, altyapılardaki kardeşlerimiz için söylüyorum. O yüzden benim için doğru bir yol olduğunu düşünüyorum oralarda kalmanın. Kalabildiğim kadar, ülkemi temsil edebildiğim kadar, yetiştiğim kulübümü temsil edebildiğim kadar orada kalmak istiyorum. Uluslararası bir futbolcusun artık. Sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın gözü senin üstünde. Bu da çok ayrı bir duygu getiriyor herhalde beraberinde, değil mi? Ya içinde olunca aslında anlayamıyorsun Güntekin abi. Ama bazen mesela insan dışarıdan baktığı zaman aa diyorsun, evet bir şeyler yapmışsın. Çünkü dünyanın öbür ucuna gidiyorsun. Üstünde Arda forması olan insanlar görüyorsun. Veya hiç beklemediğin bir yerde biri sana Türko diye bağırıyor. Şaşırıyorsun ister istemez. Kolombiya'da bu tepkiyi görünce, işte Peru'da bu tepkiyi görünce, San Francisco'da sezon başı bu tepkiyi görünce insanın bir hoşnut oluyor Türko denmesi. Yani çünkü benim küçüklük hayalimdi. Siz burada benim daha önceki %100'e katıldığımda ilk röportajımı da getirmişsiniz. Benim hep Avrupa'da oynamak, hep ülkemi temsil etmek gibi bir hayalim vardı. Kendi doğru inandığım doğrular üzerinde hep en iyisini vermeye çalışıyorum. Tabii bunu yarı yaparken herkesin beni sevmesi, herkesin işte beni onaylaması mümkün değil. Ama gittiğim yoldan, gidişatımdan şahsım olarak çok memnunum. İyi bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Kontratın var daha değil mi orada? Var, 2017'ye kadar kontratım var. Ama olabilir her şey. hayatta her şey olur, her şey olabilir ama hocam şöyle, geçen gün basın toplantısında söyledim. Yani değiştirmem için veya kulübümden ayrılmam için şu anda bir sebep yok. Atletico Madrid Avrupa'nın en iyi 5 takımı arasında şu anda. Tabii. Her türlü potansiyele sahip. Yeni stadı geliyor. Sürekli kazanan yani bir yeni takım. Stat yapılıyor. 70 bin kişilik yeni stat yapılıyor yeni şu stat anda. Yapılıyor. Dünyadaki beğenilirlik oranı, takip edilirlik oranı çok yükseldi. Yani Atletico Madrid'in gidişi, içinde bulunduğum ortam çok güzel ve ben orada kendimi güvende ve özel hissediyorum. Yani ve 27-28 yaş, biliyorsun hocam, bu yaşlardan sonra Allah sakatlık vermezse kariyer için futbolcunun kendini, vücudunu iyi hissedeceği dönemler. Eyvallah, evet. O yüzden yani Atletico Madrid'de olmaktan kalmakta mutlu ve doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Mutlaka anlıyordum. Futbolla ilgili sorular soracağız ama futbola girmeden bir tamam, şey soracaktım okay. Ben. Madrid'de
mentalite olarak farklılıktan bahsetmek istiyorum. Mesela Madrid'de sokakta yürüyorsun veya bir restorana gittin. Evet. Garson geliyor. Real Madridli veya Atletico'lu neyse. Orada nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsun? Yani benim bildiğim kadarıyla Real Madridlerle de evet. çok sıcak arada yani iyi. Bazen mesela çünkü öyle Real bir fanatizm Madrid, yok yani. Real Madrid bir gün önce oynuyor. Mesela biz bir gün önce kamp olmadığı zaman mesela akşam dışarıya yemeğe gitmiş oluyorum o saatte. Real Madrid maçından çıkmış Real Madrid formalı insanlar görüyorum. Hepsiyle fotoğraf çektiriyoruz, sohbet ediyoruz. Şey Türko diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Yani dediğim gibi farklı bir ortam var ama futbolu çok seviyorlar. Sporu çok seviyorlar. Daha çok emek veriyorlar. Tabii imkanlar, şartlar onları daha çok statlara, daha çok izlemeye yönlendiriyor. Hafta sonu hep bir şölen var İspanya'da. Yani Real Madrid'in maçı, Barcelona'nın maçı, Atletico Madrid'in maçı, Valencia'nın maçı hep bir şölen havasında geçiyor. Yani önemli ve günün bir kısmını gerçekten ayırabileceğiniz bir zaman. O yüzden İspanya'nın futbola sevgisi çok güzel. Ve yani insanların tepkileri güzel olunca siz de kendinizi daha farklı hissediyorsunuz. Yani evet futbolcu bir şey ama bir İspanyol gelip size sarılıyor. İşte fotoğraf çektiriyor, çocuğum seni çok seviyor diyor. Çocuğuyla ilgili bir fotoğrafı gösteriyor. Tepkileri bizlere de benziyor çünkü biraz... Kültürler yakın olduğu için. Tabii öyle olunca. Medya, yeni medya. Kral da Atletico'du biliyorsun. Evet, Don Felipe. Evet. Medya. Felipe de burayla farklı. Medya burayla farklı. Medya olanı yazıyor. Yani fark bu. Türkiye'de olmayan şeyler de yazılabiliyor. Orada olan yazılıyor. Ve tabii magazin basını daha dikkatli. Senin magazin işin olmaz zaten. Benim zaten magazinle konuyla alakam yok. Bizim de işimiz olmaz. Evet. Ben hiç ilgilenmediğim evet. bir şeydir mesela evet. magazin. Ben de ilgilenmemeye çalışıyorum. Şunu soracağım. Nou Camp'a gittiniz. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi gidiyor. Ligde gidiyor. Aslında bir anda uyuyan bir Barcelona vardı ama sonuçta bir dev uyuyordu. Ya, evet, bir anda iddialı duruma bir geldi. Bir anda Real Madrid'le kapışırken evet, Barcelona geldiniz. Avusturya şampiyonluk az kalsın gidiyordu. Arada Barcelona'ya akşam geldiniz. Malaga maçından Barcelona'yı bırak hocam. Malaga maçından evet. çıktık. Atay'la beraber gidiyoruz. Bizim misafirler evet, herkes evet. de vardı. Gol atsa Adrian'ın Adrian'ın topu gol olsa şampiyonuz. Düşünsenize La Liga'da şampiyon evet, olacaksınız. O maçı beraber bir de Sosa'nın frikiği vardı. Sosa'nın frikiği vardı. Şimdi geldim eve yol boyunca şunu düşündüm yani. Arda dedim ya inanamıyorum sana. Bugün nasıl bir şey yapıp da hadi her şeyi kendin şahsın nasıl bir şey yapıp da bu maçı çeviremezsin. Yani çünkü David Villa, Costa, Most hepimiz sanki birbirimize baktık o gün. Birileri hatırlamıyorum tam. Sonra eve gelene kadar çok üzgündüm yani. Düşündüm. Sonra şu hissiyat geldi hocam içime. Dedim ki yani Arda siz o kadar emek verdiniz, o kadar mücadele ettiniz. Belki Allah bunu daha güzel bir sonla bitirmek istedi. Dünyanın en güzel stadında da en özel birinde ve en özel yerinde. Şöyle bir şey düşündüm. Şimdi Nou Camp'a gidiyorsun Güntekin abi. Düşünsene Nou Camp'a gidiyorsunuz. Barcelona eğer kazanırsa sonunda bir kupa alacak. Şansınız yüzde kaçtır? 30'u geçmez. Hocam ne 30'u ya? Onu bile geçmez. O dönemler Barcelona tam taban hocam, yapmıştı ama ya hayır. Messi sonuçta var hocam. Uyuyan Messi, bir devdi. Messi akşam otelde kaldınız ya durup dururken biz başımızı işi açtık. Bunlara geldik kucağına düştük. Maç günü falan. Hocam enteresan. Hafta içi zordu ama Barcelona'ya gittiğimizde sonuna kadar yani savaşacağız. Ne varsa vereceğiz diyorduk yani. Tekme tokat. Ve saygı duydular size evet, yalnız. Evet. Oyun içinde de saygı duydular. Hiç pozisyona giremediler. Vermeyeceğiz dedik yani. Bir şekilde. Çok enteresandı ya. Son Real Madrid. Atletico Madrid, Barcelona. 3 tane şampiyonluk potasındaki 3 büyük takım son 9 maçını kazanamadı ya. Son 3 hafta, son 4 hafta. Evet. Çok enteresan. Çok ya. Yani. Hiçbiri galip gelemedi. Evet. Bizim ülkemizde hayatta olmaz böyle evet, bir şey. Yani. Üçü birden. Ama orada bir yani herkesin aklı bir tarafta falan bir gerginlik oldu ister istemez. Bir de herkes Şampiyonlar Ligi yarı finali, Copa del Rey hala hafta içi maç. Yorgunluklar da binmeye başladı. Psikolojik yorgunluklar. Rakipler de çok asıldı. Evet, psikolojik yorgunluk da biz Chelsea'ye gidiyoruz, Real Madrid Bayern Münih'e gidiyor. İşte Copa del Rey'i var, oyu var, buyu var. Psikolojik olarak da yorulduk. Ya, tam o anda işte bir kıvılcım Nou Camp hiç unutulmayacak bir şeydi. Müsaade edersen bir